Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makinelere nokta nokta denir. Boşluk gelene gelmelidir. Motor, alternatör, buji, karter. Doğru cevabımız yakıttan elde ediyor bir enerji. Onu da mekanik yani hareket enerjisine çeviriyor, harekete dönüştürüyor. Bu cevabımız A seçeneği motor. Arkadaşlar yakıttan elde ediyor enerjisini motorlar. Bildiğiniz üzere tüm motorlar sadece araç motor değil genel olarak Bunda ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor. Yani mekanik hareket, makine gücü o şekilde aklınızda kalsın. Şu me mekanik M harfi bak bu da motor. Bu şekilde kodlamalar yapabilirsiniz bazı konularda kendi aklınızda kalması için. Önemli bir soru zaman zaman karşımıza çıkıyor. Geçelim. Enerji türüne göre motorlar benzin, dizel, hibrit, elektrikli motorlar olmak üzere dörde ayrılır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi LPG'li sistemin dezavantajlarından değildir? Bakın dezavantajlarından değildir diyor. Soruyu doğru okuyalım. Şimdi bakalım şıklarımıza. Motor gücü ve çekici düşer. LPG'li araç kapalı otoparka alınmaz. Çarpışma anında patlama ve yanma riskleri vardır. LPG sisteminde yakıt ekonomisi sağlar. Motor gücü ve çekişi düşer. De avantaj mı dezavantaj mı? Dezavantaj bu D. LPG'li araç kapalı otopark alınmaması nedir? Dezavantajdır bu da D. Çarpışma anında patlama ve yanma riski vardır. Bu da D. Bu D'ler doğru değil arkadaşlar. Dezavantajın kısaltmasını yazdım ben şimdi uzun uzun yazamam. Kalemle çünkü rahat yazamıyorum. LPG'li sistemin yakıt ekonomisi sağlar. Sağlar mı gerçekten? Evet. Yani LPG'li araçlar daha az yakıt tüketiyor. Bunu biliyoruz. Daha ucuza bir yere gidebiliyorlar. O zaman bunların üçü bak D harfi biri avantaj. Bunlar dezavantajları LPG'li sistemin. Bu da avantajı. Dezavantajlarını tekrar tekrarlayalım. Çünkü dezavantajlar da çıkabilir. Motor gücü ve çekişi düşer LPG'li bir aracın. Yine LPG'li araçlar kapalı otoparka alınmıyor. Çarpışma anda patlama, yanma, yangın çıkartma riski fazladır LPG'li araçların. Bunlar dezavantajı. Bir de avantajı var o da daha ekonomik bir sürüş ya da daha ekonomik bir yerden bir yere daha ucuz bir şekilde ulaşırsınız LPG'li araçlarda. Geçelim. Akünün içerisindeki sıvıya nokta nokta denir. Akünün içerisindeki nokta nokta seviyesi plakaların 1 santim nokta nokta olmalıdır. Akünün seviyesi azaltır, azalırsa nokta nokta ilave edilir. Boşluklara sırasıyla neler yazılmalıdır? Şimdi bildiklerimizi yazarsak şıklardan eleyebiliriz bu tür sorularda. Şimdi akünün içerisindeki sıvıya bilmiyor olabilirsiniz. Geçelim. Akünün içerisindeki Nokta nokta seviyesi onu da bilemezsin. Plakların neresinde olmalı? Üzerinde. 1 santim üzerinde olacak. Yani akünün içerisine koyduğunuz su yani şey seviye akünün üzerinde olacak. İlla rakam sorarsa 1 santim. Ama burada nedir? Üzerinde. Üçüncü kısım neymiş? Üzerinde olacak. Bu olmaz bu olmaz. Cevabımız A hemen kendini belli etti. Şimdi bakalım diğerine. Akünün seviyesi azalırsa Pardon şurası bir hata oldu arkadaşlar. Biz üçüncü diyedik ama üçüncü kısım değilmiş burası. 1, 2, 3, 4, 5, 3, 3'miş aynen. Üzerinde aynen doğru A seçeneği. Birden kafam karıştı. Bundan sonra ne var? Akünün nokta nokta seviyesi azalırsa elektrolit seviyesi üzerine ne? Saf su ilave ediyoruz. Yani cümlemiz şu şekilde tamamlanıyor. A seçeneğindeki mi? tamamlayıp okuyalım. Çünkü bu cümle öğretici bir cümle. Akünün içerisindeki sıvıya ne deniyor? Elektrolit. Akünün içerisindeki elektrolit seviyesi yani sıvı seviyesi plakaların 1 santim neresinde üzerinde olacak. Akünün elektrolit seviyesi azalırsa ne ilave ediyoruz? Saf su ilave ediyoruz. Akünün içerisindeki elektrolit azalırsa saf su ilave ediyoruz. Burada öğretici 1, 2, 3, 4, 5 tane konuyu öğrenmiş olduk. Öğretici bir soru oldu. Geçelim Aşağıdakilerden hangisi 112'nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir? Vurgu yaptığım yere dikkat edin, değildir. Şıklarımıza bakalım. Kesin yer ve adres bilgisi vermekten kaçınılması, B, kimin hangi numaradan aradığını bildirmesi, C, 112 merkezi tarafından sorulan sorulara net bir şekilde cevap verilmesi, D, herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa Yapılan ilk yardım hakkında bilgi verilmesi. Cevabımız nedir burada? A seçeneği çok bariz net bir soru bu. Kesin yer adres bilgisi vermekten kaçınmak doğru mu? Hayır. Zaten amacımız ilk yardım istemekse konumumuzu net bir şekilde bildiriyoruz. Bu yanlış, diğerleri doğru. Doğru davranış, doğru hareketlerdir. Holger Nielsen sırttan bastırma metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? Omurga yaralanmalarında, kapalı göğüs yaralanmalarında, boylamasına karın yaralanmalarında, ağız burun çevresinin kanamalı yaralanmalarında. Arkadaşlar, sırttan bastırmayan Holger Nielsen yöntem pek aktif günümüzde kullanılan bir yöntem değil. Onun için sınavda zannetmiyorum soracaklarını belki sürpriz nadiren de olsa gelebilir. Çok da üzerinde durmayalım onun için. Geçelim. Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda en son taşınması gereken kazazede hangisidir? Açık karın yarası olan, bilinci yerinde olmayan, ayak kemiğinde kırık olan, solunum yolu zehirlenmesi olan. En son. Bu tür soruları şıkları kendi arasında değerlendiriyoruz. Önceliğimiz ne? Arkadaşlar en önce taşınması gereken hayati tehlikesi en çok olan kişi. Peki bize burada neyi soruyor? En son demek ki hayati tehlikesi en az olan. Bakalım karşılaştıralım. Arkadaşlar bunların arasında kırık en hafifi. Mesela karın yarası kan kaybı olabilir. Bilinci yerinde değilse yine sıkıntı yani şok komaya girebilir kişi zaten girmiş de olabilir. Solunum yolu zehirliyse yani yine ölümcül seviyeye ulaşabilir durum. Ama kırıklar ne kadar bir iki saat gecikse bile en azından ölümcül düzeyde olmaz genel olarak. Onun için bu en son taşınacak diğerleri acil taşınması gereken kişiler. Geçelim. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır? Motora yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezidansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur. Yani nemli hava ya da ıslanmışsa, yağış varsa yıkama işlemi sonrası buji kablolar ve bobin kurutulur. Bunlardan biri nemlenirse motor çalışmaz. Çünkü ateşleme yapmayacağı için çalışmaz. Unutmayın. Ateşlemeden dolayı buji ateşlemez. Dolayısıyla da çalışmaz. Bu parçalar kurutmanız gerekiyor. Bunlardan biri ıslanmışsa şayet. Ya da nemlenmişse aşırı nemden doluyor. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yağında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir? Yani birbirinin yer değiştirmişi. Yağında su, suyunda yağ oluyor. Enjektör, marş motoru, egzoz manifoldu, silindir kapak contası. Yani bu demek oluyor ki suyun içerisine yağ sızmış, yağ karışmış. Cevabımız nedir? Cevabımız D seçeneği, conta. Conta ne işe yarıyor zaten arkadaşlar? Normal hayatta da sızdırmayı, sızmayı engelliyor. Şimdi şurada göstereyim ben size. Çünkü sınavda çıkıyor. Arkadaşlar işte şu silindir kapak contası. Şu gördüğünüz parça. İşte bu da silindir. Şu şuraya geliyor. Bunun üstüne geliyor bu conta. Üstüne parçayla montajlanıyor. Montajlandığı için bir, bu conta bunun içerisinde sıvının dışarı çıkmasına dışarıdaki sıvının da içeri gitmesini engelliyor. Fakat bu conta bozuksa küçük bir alan dosya içerisinde su karışabilir. Bu da işte arkadaşlar silindir kapak contası yanarsa ya da bir sıkıntı gelirse başına aynı zamanda motor zor çalışıyor. Sebebi de pistonların yuvalarına su dolmasıymış. O da ayrı bir şey bilgi. Geçelim bunu da. Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır? Altında, üzerinde, ortasında, hizasında. Radyatör neydi? Bizim soğutma sistemi elemanımızdı. İçerisinde su vardı. Bu peteklerin tabii ki üzerinde olacaktı. İlla rakam sorarsa 1 santim diyebilirsiniz. Şimdi burada inceleyelim. Sorumuzda üzerinde cevabımız. Şuraya geldiğimiz arkadaşlar burada radyatör işte. Bunun içerisine su konuluyor. Bu su peteklerin üzerinde olmalı. Unutmayın. Radyatörün parçalarından soğutma fanı var. Şu bazen sorarlar. Yine termostat var. Bir de şu, da, şu radyatör zaten soru işaretle bunu sorarlarsa sorarlar. Burada özellikle şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Termostatı soruyorlar. Termostat soğutma sıvı Termostat soğutma sıvısının belirli bir sıcaklıkta kalmasını sağlıyor araçta. Yani evdeki termoslar gibi. Hani termoslar da sıcak suyu koyarız. Belli bir sıcaklığını korur ya o suyun. Burada da aynı mesele. Araç için gerekli olan ideal sıcaklıkta kalmasını sağlıyor suyun. Motor suyusun, suyunun. Onun için termostat önemlidir. Su olduğu halde motor fazla ısınıyorsa termostatta bir arıza olması aklımıza gelmesi gerekiyor. Bir de radyatör kapağı ve su pompası yine radyatörün parçalar arasında. Bunlardan. ABS fren sistemin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir? Kalkışta patinajı önler, debriyajın kolay ayrılmasını sağlar. Frenleme esnasında tekerlekleri kilitler. Frenleme anında direksiyon hakimiyetini arttırır. Bu sorumuzun cevabı nedir? ABS fren sisteminde tabii ki D seçeneğidir. Frenleme anda direksiyon hakimiyetini arttırıyor değerli arkadaşlar. ABS sistemi. Şimdi fren sistemi ile ilgili kısaca bir bilgi edinelim. Genel olarak neler çıkmış ya da çıkabilir. ABS neymiş? Frenleme sırasındaki tekerleklerin kilitlenmesini önlüyor. Bizim sorumuz buydu. Fakat şunun ardında çıkıyor. ASR tekerleklerin patinaj yapmasını engelleyen bir sistem. ESP savrulma önleyici bir sistemdir. Kısaltma bunlar arkadaşlar. İngilizceden baş harfleri. Fren ayarı çok sıkı olduğunda balatalar aşırı ısınıp yanabilir. Fren, el freni tam indirilmeyip yola devam edilirse yani el frenini indirmeyi unutursanız aracın kampanaları ve balatalar aşırı ısınır ve yanma ihtimali oluşur. Bunu da unutmayın. Geçelim. Şekle göre sürücü nasıl davranmalıdır? Geçiş hakkını yayaya vermeli. Korna çalıp yayayı durdurmalı. Geçiş hakkını kendi kullanmalı. Yayanın yola girmesini önlemeli. Arkadaşlar yayayla otomobil araç karşılaşırsa her zaman yayanın yok. Unutmayın. Doğru cevap A seçeneği. Geçiş hakkını yayaya verecek. Kesinlikle korna çalmıyorsunuz. Bu yaya geçidi okul geçidinde zaten sollama yapmıyorsunuz. Bunu da bilin. Bakın sollamanın yasak olduğu yerlerden biridir. Yaya geçitleri, okul geçitleri unutmayın. Yine geçiş hakkını kendi kullanmayacak, yayanın yola girmesini önlemeyecek, herhangi bir korna ve benzeri şey çalmayacak. Doğru cevap A seçeni. Hakkı yayaya yaya verip onun geçmesini bekleyecek. Arkadaşlar bizi Instagram'dan takip edin. Videoları beğenmeyi unutmayın. Videoları mutlaka beğenin arkadaşlar. Sorunuz varsa yorum kısmından bana sorabilirsiniz videoların yorumuna yazarak. Arkadaşlar geçelim sonraki sorumuza. Aralıklı olarak yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır? A. Yavaşlayıp yolu kontrol ederek geçmeli. B. Durmalı trafik uygunsa devam etmeli. C. Yeşil ışık yanıncaya kadar durmalı. D. Durmadan dikkatlice geçmeli. Aralıklı yanıp sönen kırmızı. Bakın şu, burada dikkat etmeniz gereken husus şu. Kırmızı bu ışık. Kırmızı ışıkta bir defa durma kelimesi geçmesi gerekiyor. Yani çünkü normalde de aralıklı değil de normal bir kırmızı ışıkta ne yapıyoruz? Biz duruyoruz. Yine aynı şekilde aralıklı dayanıyorsa yine duruyoruz. Trafik uygunsa yolumuza devam ediyoruz fakat. Neden? Çünkü yanıp söndüğü için. Zaten sabit yansaydı duracaktık yeşilin yanmasını bekleyecektik. Bunu karıştırmayın. Şurada bahsedelim bunlardan. Şimdi aralıklı yanıp sönen fasılalı kırmızı ışık aynı zamanda şu levha ile aynı anlamı taşıyor. Dur anlamını taşıyor. Bu levha ile o Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık aynı manadadır. Duracaksınız ilk geçiş hakkını diğer yönden geçen araçlara vereceksiniz. Peki aralıklı yanıp sönen fasılalı yani sarı ışık neye yarıyormuş? Yol ver manasına geliyor. Şu ile aynı anlamı taşır. Burada da ne yapacağız? Bu yerin yavaş ve dikkatli geçilmesi gerekiyor. Normal sarı ışık gibi düşünün. Bunu da unutmayın. Geçelim bunu da. Yerleşim birimin dışındaki karayollarında Hangi tür taşıtların öndeki araçta olan takip mesafesi 50 metreden az olmamalıdır? Otomobil, motosiklet, tehlikeli madde taşıyan taşıt, lastik tekerli traktör. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın. Sizden ricam lütfen beğenin. Hatta sorularınız varsa yorum yaparak sorabilirsiniz. Her yorumu cevaplıyorum arkadaşlar mutlaka mutlaka. Onun için kafanıza takılan soru varsa yorum yaparak bu videoya bana sorabilirsiniz. Doğru cevabımız nedir arkadaşlar burada? Cevap C seçeneği diyen arkadaşlarımız doğru yanıtladı. Şimdi takip mesafesi dediğimizde aklımıza ne geliyor? Onu kısaca değinelim. Orada da bu konuya değineceğiz. Arkadaşlar takip mesafesi nedir? Hızımızın yarısı olacak. Yani 70 ile gidiyorsak 35. 100 ile gidiyorsak 50. 90 ile gidiyorsak 45 gibi. ikiye bölerek buluyoruz cevabı. Bir tek istisna var. O da nedir? Tehlikeli madde taşıyan araçlar. En az 50 metre mesafeden takip edecekler. Bir de bu konuyla ilgili şu çıkar bazen. 88-89 kuralı ya da aracın 2 saniyede kat ettiği yol takip mesafesi olmalıdır. Bu 88-89'u görürseniz bir 2 saniyede kat edilen yol diye bir şey görürseniz yine takip mesafesinden bahsediyor. Bunu anlamanız gerekiyor. Bir de arkadaşlar şu soru çıkıyor. Özellikle okuyalım bunu. Kol ve grup halinde seyreden araçlar. Yani konvoy ve benzeri durumdaki araçlar. Takip mesafesinden az olmamak kaydıyla Başka araçların güvenle araya girip çıkabileceği kadar Boşluk bırakmalıdırlar arada Bu da yine çıkıyor sınavda önemli Unutmayın yıldızlı bir not Sonraki sorumuza geçelim Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret lefasıdır? İnceleyelim lefalarımızı Doğru cevabımız Soru bastı Hiç uzatmayalım Doğru cevabımız A seçeneği arkadaşlar. Bu neydi? Daralan kaplama. Yol ileride daralıyor. Dikkat edin. Bu yine dikkat işareti bildiğiniz. Yanında farklı bir lefa daha olur. Tek başına pek bir şey olmaz. Yani geneldeki lefa birlikte olur bir işaretle. Bu döner kavşak işareti arkadaşlar. Kavşan döner kavşak olduğunu belirtiyor. Cevabımız burada A seçeneği. İki yönü trafik işaret lefası. Gidiş ve geliş olmak üzere iki yön. Sonraki sorumuza geçelim. Taşıt yolu veya park alanında kaplama üzerine çizilen şekildeki sembolün anlamı nedir? Yani yere çizilen bir sembol var bu. Bakalım. Engelli sürücü yolu. Engelli taşıtı giremez. Engelli sürücüler çıkabilir. Engelli sürücüler için park yeri. Doğru cevabımız nedir? D seçeneğidir. Engelli sürücüler için park yeri anlamını taşıyor arkadaşlar bu da. Yine unutmuyoruz. Önemli bir işaret son zamanlarda önem veriliyor, çıkıyor bu konu. Sonraki sorumuza geçelim. Manevra yapacak sürücü hangisini yapmalıdır? İşaret verdiği anda manevraya başlamalı. Arkadaşlar manevra nedir? Harekete geçecek yani. Durmuş bir yerde harekete geçecek araç. İşaret verdiği anda manevraya başlamalı, ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Manevraya başlattıktan sonra işaret vermeli. Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli. Doğru cevabımız nedir? B seçeneği. Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli. Şimdi diğerleri niye değil? İşaret verdiği anda. Anda olmaz arkadaşlar. İşaret verdiğiniz anda başlamayacaksınız. Onu önemli bu. Manevraya başlattıktan sonra işaret vermeli. Hayır işaret verdikten sonra manevraya başlayacak arkadaşlar. Bak A seçeneğinde niye işaret verdiği anda demiş ya. Önce işaret verecek sonra manevraya başlayacak. İşaretle manevra aynı anda olmaz. C'de niye yanlış? Manevraya başlattıktan sonra işaret vermek. Hayır manevradan önce işareti vereceksiniz. D seçeneği de manevra bitmeden önce işareti sonlandırmalısınız. O da yanlış. Arkadaşlar manevra bittikten sonra işareti kapatıyorsunuz. Yani mesela ışıklarla Sinyal ışıklarıyla hareket edeceksiniz. Manevraya başlamadan önce ışıkları yakıyorsunuz. Manevra yapıyorsunuz. Daha sonra ışıkları kapatıyorsunuz. Sonraki sorumuza geçelim. Dizel motorlarda ateşleme zamanında hangisi gerçekleşir? Silindir içerisinde hava alınır, sıkıştırılır. Kızgın hava üzerine motorin püskürtmek suretiyle ateşleme ile güç oluşturulur. Yanma sonucu oluşan gazlar dışarıya atılır. Doğru cevabımız ateşleme, dizel motor. Cevap C seçeneği. Dizel motorlarda kızgın hava üzerine motorun püskürtülmek süresiyle ateşleme oluşuyor ateşleme zamanında. Benzinli motorlarda bu nasıl oluşuyor? Buji ile ateşleme süretiyle. Ateşleme ne oluyor? Benzinli motorlarda buji ile. Dizel motorlarda ise bu şekilde. Silindir içerisinde yakıt hava alınması emme zamanında. Bu sıkıştırma zamanında yanma sonucu olan gazların dışarı atılması da egzoz zamanında gerçekleşen bir işlem. Bunlar önemli. Hem zamanların kısa bir tekrarını yapmış olduk hem de dizel motorların ateşleme prensibini öğrenmiş olduk. Geçelim. Araçlarda iki tane elektrik kaynağı vardır. Birincisi nokta nokta. Diğeri ise alternatördür. Motor çalışmazken aracın tüm elektrik ihtiyacı aküden karşılanır. Motor çalıştığı sürece ise enerji alternatörden sağlanır. Alternatör motora, motordan hareket alarak çalışır mekanik hareketten elektrik üretir. Aracın tüm elektrik ihtiyacını karşılar ve aküyü şarj eder ayrıca. Boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? Elektrik kaynağı araçların birisi neydi? Nokta nokta diğeri alternatörmüş. Doğru cevabımız ne? Akü. Şimdi iki tane elektrik kaynağımız var. Enerji kaynağımız. Biri akü biri alternatör. Akü araç çalışmazken pil gibi. Zaten akü büyükçe bir pildir yani. Akü dediğimiz şey araç durur. Stop halindeyken var olan depolu enerji kullanır araçta. Mesela araç çalışmıyorken ışığı yakarsanız aküden kullanmış olursunuz. Fakat bir alternatör diye bir parçamız var. O da ne yapıyormuş bakın. Bu öğretici sorular. Bu soru bilerek öğretici olsun diye hazırladım. Alternatörün şeyi de neymiş mesela? Motordan hareket alarak çalışıyormuş. Elektrik üretiyormuş. Ve aküyü de şarj etmekle birlikte aracı da enerjisini karşılıyormuş. Bakın araç çalışmazken aküden enerjisini alıyor elektriğini. Araç çalışır haldeyken alternatörden alıyor elektriğini. Alternatör hem aracın elektriğini karşılıyor hem de aküyü dolduruyor bir yandan da. Bu da önemli bir soruydu. Burada hem alternatörü öğrenmiş olduk hem akü öğrenmiş olduk. Hem de aracın elektrik sistemine biraz bahsetmiş olduk. Geçelim. Yukarıda 4 zamanlı bir motorun zamanları verilirken bir yerde hata yapılmış. Yapılan bu hata hangi basamaktadır? Birinci zaman, ikinci zaman, üçüncü zaman, dördüncü zaman. Zamanlarımızı hatırlayalım arkadaşlar. Bu zamanların sırası bile önemlidir. Birinci zaman emme zamanı okey. İkinci zaman sıkıştırma zamanı okey. Üçüncü zaman ateşleme zamanı bu da okey. Dördüncü zaman iş zamanı. Son zaman, son zaman yani en son dört. Dörtte ne oluyordu? Egzoz oluyordu arkadaşlar. Hani Yanan gazlar dışarıya atılıyordu o zaman hata nerede Burada buraya egzoz zamanı yazması gerekirken iş zamanı yazmışlar Şimdi bu soruların bazılarını ben hazırladım bilakis e, kitaplardan ya da çalışma kitaplarından almadım bizzat Hazırladım oturup Onun için ilk defa görmüş olabilirsiniz Amacı bu soruların e, öğretmek Yani aslında bu sorunun amacı size soru çözdürmekten ziyade konuyu öğretmek istiyorum ben Çünkü bazı arkadaşlarınız konu eksiği oluyor Konuyu bilmeden soruyu çözmeye çalışırsanız bu iş biraz zor olur. Soruların amacını, sorular hazırlarken amacım konu öğretmekti. İnşallah amacımıza ulaşırız. Bakalım zamanlara. İşte zamanlar diyor 4 zamanlı. Emme zamanı, sıkıştırma zamanı, egzoz zamanı. İşte bizim neydi hatamız? Egzoz zamanına iş zamanı yazmıştık. İşte hatamız burada iş zamanı değil. Bu zamanların sırasını mutlaka bilmenizde fayda var. Ayrıca ileride detaylandıracağız da mesela emme zamanında ne oluyor, sıkıştırma zamanında neler gerçekleşiyor, ateşleme zamanı, egzoz zamanı bu zamanların detaylarını da vereceğim. Ama en çok çıkan zaman şurası ateşleme zamanı o da buji aklımıza gelsin. Buji ile ateşleme oluyor benzin LPG'li motorlarda ateşleme zamanında. Diğerleri de önemsiz değil ama anlatacağız onu şu an geçelim çünkü ileriki konularda o ona benzer sorular çözdüğümüzde anlatacağım hepsini. Geçelim. İlk yardım uygulaması olarak kazazeden bacakların 30 santim yukarıya kaldırılması aşağıdaki durumlardan hangisinde sakıncalıdır? Şok durumu, beyin kanaması, ayakta olan kanamalar, ayak bileğinin burkulması. Doğru cevabımız tabii ki B seçeneği. Arkadaşlar zaten beyin kanaması varsa, baş bölgesinde bir kanama varsa biz yaralıya şu şekilde ayağını yukarıya kaldırırsak Buradaki kanı da buraya sevk ederiz. Buradaki kan miktarı artar. O zaman kanamanın miktarı daha da artar. Bu durumda sakıncalıdır. Zaten şokta 30 santim kaldırıyoruz. Bu şokta doğru bir iş olur. Ayakta olan kanamalarda olabilir. Oraya kan daha yavaş gitsin diye yapılıyor. Yani kanı bu bölgeye gönderirsiniz. Ayak bileğinin burkulması durumunda da yine yapılabilir. Ama burada B seçeneği doğru cevabımız. Geçelim kişinin çevreyle bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? Koma, şok, halsizlik, zehirlenme. Doğru cevabımız neydi? Tabii ki A seçeneği koma. Arkadaşlar derin bilinç kaybı bakın. Derin. Yani artık en ağır durum komadır arkadaşlar. Şok dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Dayakların 30 santim yukarıya kaldırılması. Sebebi neydi? Yaşamsal organların yeterince kanlama yapmaması sonucu oluşuyordu şok. Ayaklar yukarı kaldırıyorduk ki yaşamsal organlar yani göğüs bölgesinde ve baş bölgesindeki organlar yaşamsal organlardır. Oraya kan miktarı artsın oradaki bir kan miktarı. Bunlar zaten alakasız. Şimdi şuraya bakalım. Bakın bu pozisyonlar önemli. Sınavda sık sık çıkar. Onun için ben size 6 tane pozisyonu koydum. Bunların fotoğrafını mı alıyorsunuz? Ezberliyor musunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Kesin sınavda bir tanesiyle karşılaşırsınız. Bakın şok, koma, hemlik manevrası ne zaman yapılıyor? Tam tıkanma olduğunda. Bu delici göğüs yaralanması. Evet arkadaşlar aynı zamanda kaburga kırıklarında da bu pozisyonu veriyoruz. Bu baş geri çene yukarı pozisyonu solunumu kontrol etmek amacıyla. Bu da rentek manevrası. Kişiyi araçtan sağlam bir şekilde çıkartmada kullanılan yöntem. Amacı nedir? omuriliğe zarar vermemek, baş boyun göğüde eksenini korumak, felci önlemek. Geçelim. El bileği ile dirsek arasında meydana gelen büyük bir dış kanamayı durdurmak için hangisinin uygulanması doğrudur? Sıcak su ile yıkanması, kanayan yere merhem sürülmesi, dirsek ile omuz arasında turnik uygulanması, kanayan yerin kalp seviyesinden aşağıda tutulması. Doğru cevabımız el bileği ile dirsek arasında. Büyük bir kanama. Bunlar ipucu. Tabii ki C seçeneği. Arkadaşlar kanama büyükse tamponla ya da baskıyla durduramıyorsak turnike uyguluyoruz. Okey. Turnike uyguladığımızda da aynı zamanda ne yapıyordu? Kişinin üzerine kaç dakika turnike uygulandığı yazılıyor, not alınıyor. Bir de kişinin alnına ya da görünen bir yerine turnike yapılmıştır diye yazıyorsunuz ki ilk yardımcılar geldiğinde bilmesi gerekiyor o kişiye turnike uygulandığını. Bu da yine sınav sorusuydu. Şurada aşağıda tutulması, kanayan yerin kalp seviyesine yanlış, daha da çok kanamayı arttırır. Sıcak suyla yıkanması yanlış. Sıcak kanamayı arttırır arkadaşlar, damarları genişletir. Kanayan yere merhem sürülmesi açık yaraya zaten doğru değil. Cevabımız C seçeneği, turnikeyi uyguluyoruz. Şimdi turnike ile ilgili başka ne bilmemiz gerekiyor? İşte arkadaşlar şunlar. Turnike dediğimiz şey şu işlem. Yani kanamayı durduramıyorsak baskıyla ya da tampon gibi yani kanama çok büyükse turnike uyguluyoruz. Turnike uygulanan kişiye bakın turnikede ta harfi yazılır yaralının alnına. Bir kalem, ruj artık ne geçerse elinize. Şu turnikenin genişliği şu bezlerin, bandajların 8-10 santim olmalı. Kesinlikle ip, tel, misina gibi şeylerle turnike uygulanmaz. Yine uzun kopması varsa turnike uyguluyoruz. Bakın büyük kanama zaten o da aynı zamanda. Turnikeye önemli arkadaşlar. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir? Motor yağ basıncını, fren hidrolik seviyesini, depodaki yakıt miktarını, motor soğutma suyu sıcaklığını. Cevabımız nedir? Şimdi inceleyelim görselimizi. Görselimizde gözümüze çarpan şu var. Gördüğünüz üzere burası nedir? Bir petrol işaretidir. O halde cevabımız yakıt miktarını gösteriyor. Geçelim bunu da. Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır? Şarj sistemi, marş sistemi, ateşleme sistemi, yağlama sistemi. Doğru cevabımız nedir burada? Tabii ki yağlama sistemidir. Yağlama sistemini kısaca göz atalım çok da uzatmadan. Şimdi yağlama sisteminin görevi nedir? Sürtünmeyi azaltıyor. Zaten yağın görevi nedir? Evlerde de mekanik kapıya filan sürdüğümüzde sürtünmeyi önlemek aşınmayı önlüyor. Yağ filtresi diye bir filtre var araçlarda. O şu filtredir. Bu da yağı süzüyor, filtreliyor. Parçalardaki ısıyı alarak soğumasına yardımcı oluyor motorun. Yağ lambası budur. Sınavda sorarlar. Araç gösterge paneli işaretlerinden yağ lambası. Bir de yağ çubuğunu soruyorlar. Bu çubukta neye yarıyormuş? Yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan bir çubuktur. Buradakiler önemli. Yağın en önemli görevi sürtünmeyi azaltmak, aşınmayı önlemek. Motorun soğumasını sağlamak. Bir de parçaların ömrünü uzatmak. Bunlar aklımızda kesinlikle kalması gerekiyor. Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça hangisidir? Rotil, aks, amortisör, şaft. Cevabımız tabii ki C seçeneği. Burada amortisörler yay salınım süresini kısaltıyor. Şimdi süspansiyon sistemini inceleyelim. Burada işte gördüğünüz üzere süspansiyon sistemin temel özelliği nedir? titreşimleri sönümlemek, sürüş güvenliğini sağlamak, konforu sağlamak, yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak. Süspansiyon sisteminin elemanlarında yaylar ve amortisör var. Yaylar yol yüzeyinden meydana gelen şoklar alıyor. Amortisörler de yayların salınımlarını sönümleyerek sürüş konforu sağlıyor. Yay salınım süresini kısaltıyor bakın amortisör. Sorumuzda zaten ne demişti? Yay salınım süresini kısaltan parça. Neymiş amortisör? İşte bazen de şunu koyarlar şu fotoğrafı. Şuradaki ok işaretiyle sorarlar soru işaretiyle. Bunun ismi de helezon yay amortisör parçasıdır. Bunu da unutmayın. Süspansiyon sistemi elemanıdır. Geçelim. Aşağıdakilerden hangisi çevreye duyarlı bir davranış değildir? Sürücünün en kısa ve en uygun yolu kullanması. Çevreye duyarlılık anlamını taşır. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde trafiğe çıkılmaması. Bu da çevreye duyarlılığı gösterir. Bir yere giderken toplu taşımayı kullanmak çevre duyarlılığını gösterir. Sigara külü ve izmaritlerin başka şeylerin yola atılıp dökülmesi çevreyi kirletmeye örnektir. Çevre duyarlılığını göstermez. Yani yanlış olan budur. Doğru cevabımız D seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim. Şekle göre hangisi kesinlikle söylenir? Hemen şekle bakalım. Evet şeklimizde ne anlıyoruz? Şuranın ana yol olduğunu anlıyoruz. Nereden? şu levhalardan. Burada da dur levhası var. Burada tali T yazalım. Şimdi arkadaşlar şu iki numaralar aç. Bu bir numaralar aç. Hangisi söylenir? Şıklar inceleyelim. A. Birinci aracın doğru geçen araca yol vermediği. Söylenebilir mi? Bu soru işareti dursun. Olabilir. B. Birinci aracın dönüş işaretini yanlış kullandı. Bunu bilebilir miyiz? Bilemeyiz. İşareti göremiyoruz. Yani sinyalden bahsediyor. Bunu bilemeyiz. Kesinlikle söyleyebilemeyiz yani bunu. C. iki aracın takip mesafesine uymadı. Bu da söylenemez. Takip mesafesiyle alakası yok. D. ikinci aracın yanlış şeritte seyrettiği. Bu da söylenemez. İkinci aracın yanlış şeritte seyrettiği söylenemez. Doğru cevabımız ne? Soru işareti koyduğumuz A seçeneği neymiş? Birinci aracın doğru geçen araca yol vermedi. Evet. Burada haklı kim? 2 numaralı araç. Neden? Çünkü burası ana yol. Yol hakkı 2 numaralı aracın. 1 numaralı araç ona yol vermediği için bunu söyleyebiliriz. Arkadaşlar burada asli ikosur 2 numaralı araçta olur. Herhangi bir kaza durumunda unutmayın. Çünkü bu yol tali yol. Lefadan bunu anlıyoruz. Sonraki sorumuza geçelim. Yetkililerce araçla ilgili belgenin alınıp aracın belirli bir yere çekilerek... Trafikten alıkonulması işlemi işlemine, Trafik suçu, trafik terörü, trafikten men, trafik kusuru. Arkadaşlar aracın trafikten alıkonulması. Anahtar kelimemiz burası. Alıkonulma işlemi. Şimdi bu sorumuzun cevabı C seçeneği arkadaşlar. Trafikten men işlemi diyoruz. Biz buna alıkonulma. Bakın anahtar kelimemiz alıkonulma. Alıkonulmayı gördüğünüz zaman trafikten men diyeceksiniz. Peki şimdi bunlarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım. Trafikten men dediğimizde neymiş? Alıkonulma. Şimdi trafikten men ile ilgili başka karşımıza neler çıkarttı? Bakın trafikten alıkonulmasıdır. Araç üzerinde yapılan teknik değişikliği bir ay içerisinde bildirmezseniz ilgili kuruluşa. Trafikten men sebepleri bunlar. Çıkıyor sınavda arkadaşlar. Onun için bunları belirttim trafikten men konusuna hazır gelmişken sorularda tescil edilen araçlara trafik belgesi ve tescil plakası almadan karayoluna çıkmak yani plakasız şekilde çıkmak zorunlu trafik sigortasını yaptırmamak bu çok önemli arkadaşlar sigortayı mutlaka yaptırmanız gerekiyor yeni bir araç aldığınızda sıfır olsun ikinci el olsun bu yine trafikten men sebebi tescilsiz araçla trafiğe çıkmak işareti bulunan ve ilgili belediyeden izin veya ruhsat almadan faaliyet gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak. Trafikte men sebepler arasında özellikle şu bir ay içerisinde araç testinin yapılan kuruluşa bildirmemek, teknik değişikliği, trafik sigortası, plakasız araca yola çıkmak. Bunlar önemli. Bunlar çıkarsanız da çıkarsa bu konuyla ilgili. Sonraki sorumuza geçelim. B sınıfı sürücü belgesi hangisini kullanamaz? Traktör, motosiklet, minibüs, kamyonet. Tabii ki arkadaşlar motosikleti kullanamıyor. Onun için yeni bir ehliyet alması ya da yeni bir sınıf yazdırması lazım ehliyetine. Traktörü kullanabilir, minibüsü, kamyoneti kullanabilir. Yine kamyon, tır kullanamaz, motosiklet kullanamaz B sınıfı sürücü. Sonraki sorumuza geçelim. Şekle göre bir numaralı aracın sürücüsü hangisini yapmalıdır? Bir numara hangisi? Arkadaki bakalım şıklarımıza. Öndeki aracı takip mesafesinden daha fazla yaklaşmalı. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Hızını arttırarak öndeki aracı geçmeli. Öndeki aracın geç işaretine uymalı. Doğru cevabımız B seçeneği. Takip mesafesine uyarak bulunduğu şeridi izlemeli. Neden? Sollama yapabilir mi hocam? Hayır yapamaz. Neden yapamaz biliyor musunuz? Şu düz çizgi görüyor musunuz? Bakın düz çizgilerde neydi? Sollama yapılmazdı. Zaten bu yolda ilerisi görülmeyen bir viraj. Yani bunlar olmaz. Hızını arttırmayacağız. Sollama yapamayız. Zaten tek şerit yani şu düz çizgi olduğu için. Daha fazla da yaklaşmıyoruz. Neden? Çünkü ilerisi görünmüyor. Ne olacağı belli olmaz. Geçelim. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir? geçme yasağının sona erdiğini, kamyonlar için geçme yasağının sona erdiğini, tehlikeli madde taşıyan taşıtın giremeyeceğini, kamyonların öndeki taşıtı geçmesinin yasak olduğunu. Arkadaşlar burada ne var? Bir kamyon, bir otomobiller. Bir defa şıklarda kamyonla ilgili bir şey olacak. O halde ya B ya D'dir. Yasağın sona erdiğini belirtmesi için böyle bir çarpı olsaydı belirtirdi çizgi olsaydı burada doğru cevabımız C seçeneği. Bu işaret kamyonlar için geçme yasağının olduğunu belirtiyor. Yani kamyonlar bu yolda sollama yapamaz anlamını taşır. Sonraki sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? Saç dökülmesi, bedensel aktivitede artma, ağızdan köpüklü kan gelmesi, yaralanma bölgesinin alt tarafında felç. Omurga yaralanması omuriliğe zarar verir. Dolayısıyla kişide felç meydana gelebilir. Doğru cevabımız D seçeni. Arkadaşlar onun için omurga yaralanmalarında kişiyi hareket ettirmemeye çalışıyoruz. Bu da bir sınav sorusu. Mümkün olduğu sürece sedye ile taşıyoruz ve hareket ettirmiyoruz. Bu önemli bir bilgi. Geçelim. Uzuv kopması durumunda Aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak, B kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak, C kazazedenin bilincini açık tutmaya çalışmak, D tıbbi birimleri haberdar etmek. Şimdi bakalım. Kopan uzvu temiz su geçirmez Torbaya koyduktan sonra soğuk tutacağız. Okey. Biz yanlış olan arıyoruz. Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak. Yanlış. Kazazeden bilincini açıklatmaya çalışmak doğru. Tıbbi birim haberdar etmek doğru. Arkadaşlar, kopan uzuv sıcak tutulmaz. Burası yanlış. Yani hücrelerin e, ölmemesi için yani zaten ameliyatlarda dikkat ederseniz eee ameliyathanelerde gerçekleşiyor soğuk ortamlarda. Hem kanama azalsın diye hem de bu tür yaşamsal fonksiyonlar devam etmesi için soğuk önemlidir. Onun için sıcak tuttuğunuz zaman yanlış yapmış olursunuz. Doğru cevap B seçeneği. Geçelim. Kırık, çıkık, burkulma gibi eklem kemik ve eklemi ilgilendiren olaylarda ilk yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak, kol ya da bacakta bozulmuş şekli düzeltmeye çalışmak. Kazazeden oturması ya da sağa sola kımıldamasına izin vermek. Sorunlu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kazazeden durumunun kötüleşmesini önlemek. Arkadaşlar şu önemli. Kırık çıkık burkulma. Bu tür durumlarda bakın ezbere söylüyorum. Yaralıyı kişiyi hareket ettirmiyoruz. Kırık çıkık burkulma olan bölgeyi. Kırık çıkık burkulmayı düzeltmeye çalışmıyoruz mümkün mertebe hareketsiz tutup sabitleyeceğiz. Bakalım şıklarımız nedir? Doğru cevabımız D seçeneği. İşte bakın ne? Sorunlu bölgeyi hareketsiz tutup durumun kötüleşmesini önlemek. Sakın sakın ola hareket ettirmeyin ya da düzeltmeye çalışmayın. Kırıkçık, burkulmayı. Bunlar soru olarak geliyor. Şurada da hemen kırıkçık burkulmanın başka bize nasıl sorabilirler sorusunu cevapladım arkadaşlar. Kırığı soruyorlar kemik bütünlüğünün bozulması, kırığın tanımı çıkıyor sınavda. Çıkık eklem yüzeylerinin kalıcı olarak, kalıcı bakın, kalıcı. Burkulma eklem yüzeylerin anlık. Bakın A ile bitiyor. A ile başlıyor. Anlık olarak ayrılmasıdır. Çıkık. K harfi ile bitiyor. K harfi ile başlıyor. Bu şekilde bazı kodlamalar yaparsanız aklınızda kalması kolay olur. Bunun tanımlarını soruyorlar çünkü. Bir de bunlardaki ilk yardım nasıl olacak? Bakın arkadaşlar. Bölgeyi sabit tutuyoruz. Düzeltmeye çalışmıyoruz. Yani yine temiz bir bezle kapatabilirsiniz üzerine. Sarabilirsiniz yani sabitlemek için. Bunlar önemli. Geçelim. Kanı süzerek gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması gibi görevleri olan Vücutta iç dengeyi sağlayan sistem hangisidir? Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. Bakın kanı süzüyor. Zararlı maddeleri atıyor, iç dengeyi koruyor. Gerekli maddeleri vücutta tutuyor. Bunlar ipuçlarımız. Sinir sistemi, hareket sistemi, boşaltım sistemi, dolaşım sistemi. zararlıların vücuttan atılması. Doğru cevabımız burada boşaltım sistemi. Boşaltım yoluyla zararlı maddeler vücuttan atılıyor. Şimdi bu sistemlerle ilgili şunlara bakalım. Dikkat edelim. Şunlar çıkar çünkü. Şimdi değerli arkadaşlar bakın sistemler boşaltım neymiş? Kanı süzerek. Kanı süzmek zaten böbrekler var ya oradan anlamanız lazım. Gerekli maddelerin vücutta tutulması, zararlı olanların atılması. Vücutta iş dengeyi korumak. Burada bir organ da verirse böbrekler karıştırmayın. Böbrekler işte idrar borusu, idrar kesesi bunlar boşaltım sistemi. Diğer sistemlerine hızlıca birkaç tanesine değinelim. Hareket sistemi vücudun hareketini sağlayan adı üstünde hareket etmemizi sağlayan nedir? Eklem kaslarımızdır. Eklem ve kaslarımız. Dolaşım dediğimizde kan vücuttaki kanın vücutta dolaşımı aklımıza gelmesi lazım. Sinir sistemi dediğimizde kafa, kafa bölgesi, baş bölgesi aklınıza gelsin. Solunum sistemi dediğimiz zaman da zaten ciğerler, solunum yolları, solunum organları gelecek. Sindirim sisteminde de şunu unutmayın. Mide, karıştırmayın. Mide, bağırsak bunlar sindirim sistemi. Sindirimi zaten biliyorsunuz. Geçelim. İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür? Isı enerjisini, hidrolik enerji nükleer enerji, elektrik enerjisini. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştürüyor. İşten yanmalı motor dediğimiz ne? Na tip motordur. Arkadaşlar yanmanın motor içerisinde gerçekleşen gerçekleştiği motor tipleridir. İçten yanmalı motorlar. Motor dediğimizde aklımıza şunlar gelsin. Yakıttan elde ettiği ısı enerjisini bakın sorumuzda buydu. Mekanik enerjiye çeviriyor. Yine motorlar araçlarda gücün kaynağıdır. Motor motor ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirir. Soru işaretiyle şurayı gösterir. Soru işareti koyarsa Burası motordur. Şurayı gösterse vites kutusudur. Karıştırmayın. Geçelim bunu da. Benzinli motorlarda emme zamanında silindire hangisi alınır? Hidrolik yağ, sadece hava, sadece yakıt, yakıt hava karışımı. Benzinli motor emme zamanı. Doğru cevabımız nedir? Yakıt hava karışımı alınır. Şimdi bu zamanlarla ilgili bakalım. Sorumuzda ne diyordu mesela emme zamanında? Emme zamanında neymiş? Yakıt hava karışımı alınıyor. Şimdi bu zamanlar ve buji benzinli motorları kısaca bir inceleyelim. Benzinli motorda ateşleme buji ile oluyor. Hangi zamanda oluyor bu ateşleme? Ateşleme zamanında adı üstü, ad üstünde bakın. Ateşleme ateşleme zamanında oluyor. Ne ile? Buji sayesinde bakın buji kıvılcımıyla. Yine emme zamanı bu sıralamalar unutmayın. 1 emme, 2 sıkıştırma, 3 ateşleme, 4 egzoz şeklinde devam ediyor. Egzoz zamanında zaten egzozdan dışarıya gazlar atılıyor. Bunu unutmayın. Bu zamanlar bazen sorarlar. Bazen de bu şekilde işte emme zamanında ne olur? Sıkıştırma zaman ne olur? Gibi şeyler sorarlar. Onun için mutlaka bunları bilin. Hem sıralamasını hem kısaca olsa açıklamasını bilin. Yine biraz önce çözdüğümüz sorulardan birine benziyor. Hangisi silindir içinde sıkıştırılmış olan yakıt hava karışımını elektrik kıvılcımıyla ateşler? Distribütör, buji, ateşleme bobini, kontak anahtarı. Yakıt hava karışımını hangi zamanda sıkıştırma zamanındaki yakıt hava karışımı. Ne ile ateşliyorum elektrik kıvılcımıyla. Bu parçamız tabii ki bujidir B seçeneği. Bujiyi detaylıca inceleyelim neler gelir karşımıza başka. Şimdi buji ile ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Buji ateşlemeyi sağlıyor. Hangi araçlarda benzin LPG'li araçlarda bunu bilelim okey. Buji kurum bağlamışsa ya da kablosu çıkmışsa ya da at ıslanmışsa nemliyse ateşleme yapmaz. Bujilerden biri ateşlemezse motor titreyerek sarsıntılı ve düzensiz çalışır. Yani motor titreyerek sarsıntılı düzensiz çalışıyorsa bujilerden biri ateşlemiyordur. Motor güçten düşer yakıt sarfiyatı artar. Buji ile ilgili şunu da bilmeniz gerekiyor. Bujiler belirli kilometrelere de değiştirilmesi gereken parçalardır. Belirli kilometre işte bu servis bakımında yazan kilometrelerdir. Araçtan araca değişir. Bir diğer bilmeniz gereken bujiler yakıt tasarrufu sağlar. Buji ve buji kablolarını değiştirirseniz aracınız yakıttan tasarruf eder. Zamanı gelmişse tabii ki. Yine buji kıvılcımı ateşleme zamanında ateşlemek suretiyle ateşlemeyi yapıyor. Buji dediğimiz parçamız şu. Şu gördüğünüz buji. Bir de gösteriyor panelinde kızdırma bujisi bujisi işareti var. Onu da unutmayın. Bazen bu da çıkıyor. Bu işaretin anlamı nedir diye bu da kızdırma bujisidir. Yine şu soru çıkıyor çokça. Buji kablolarından birinin çıkmış olması durumunda motor sarsıntılı çalışır. Unutmayın. Buji ile ilgili bunlar önemliydi. Geçelim. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Taşıt giremez, motosiklet giremez. Taşıt trafiğine kapalı yol, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Yine de D seçeneğini seçenler söyleyenler doğru yaptı. Bu sorumuzun cevabı motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol. Bu lefamız bu anlama geliyor. Geçelim bunu da. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içi, içinde kalan kısma ne ad verilir? Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu. Bir mülk. Doğru cevabımız geçiş yolu C seçeneği. Şimdi bununla ilgili nedir? Bir mülke giriş çıkış. Bakın arkadaşlar, tanımımızda ne vardı? Mülke girip çıkma. İşte bu geçiş yolu. Yani aslında şurada bir petrol işareti var gördüğünüz üzere. Bu da bir mülktür, şahıs malıdır. Yani şahsi bir şey olduğu için burası da mesela bu yolda geçiş yoludur. Buraya yazdım bak gördüğünüz üzere. Yani geçiş yolundan kasıt budur. Burası mesela ana yola çıkarken Bu karşılaşmada peki Öncelik kimin yol hakkı Tabii ki bu ana yolda bulunan kişinin yol hakkıdır Mülten çıkan kişi sonra geçecek Diğer hususlar nedir bunlarla ilgili sınavda çıkan Banketi soruyorlar bazen işte banket budur Yaya yolu için ayrılmamış Bakın yaya yolu için ayrılmamış kısımda İşte Şu Bazen fotoğrafını soruyorlar fotoğrafına da bakın mutlaka Bölünmüş karayolunda da işte arkadaşlar iki tane yol var, bölünmüş. Ad üstünde bakın. Burada ve burada yol var. İkisinin arasında bir ayrıcı var bulunuyor. Yani bir ayrıcıyla bölünmüş. Bazen ayrıcıyı soruyorlar. İki karayolunu birbirinden bölen ya da ayıran aradaki engele ne denir diyorlar. İşte onun ismi de ayrıcı. Bu tanımı da bazen soruyorlar, unutmayın. Yine bu tanımları baştan sona okumanızda fayda var. Ben özet olarak geçtim. Geçelim. Arkadaşlar bizi Instagram'dan takip edin, YouTube'dan takip edin. Videoları beğenin. Mutlaka unutmayın videoları beğenmeyi. Bir sonra sorumuza geçelim. Arkadaşlar sorumuz şekilli bir soru. Şekle göre hangi numaralı araç sürücüsü asli kusurlu yani yanlış işlem yapmıştır. Kurala uymamıştır diyor. Asli kusur ne? Suçludur yani. İnceleyelim. 4 tane araç var. Sırayla 4'te bir sıkıntı var mı? Yok. 3'te var mı? Yok. 2'de var mı? Sola dönüş. 4, 3, 2, 2 de var. Niye var? Arkadaşlar şu levhayı görüyor musunuz? Ne diyor? Sola dönüş yasak diyor. Doğru cevap B seçeneği. Sola dönüş yasak dediği halde dönmeye çalışıyor. Bir de var mı? Bir sağa dönüyor. Sola dönüş yasak. Ama sağa dönüş serbest. O zaman doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar bu sola dönüş yasak lefasıdır. Şu şekilde bir simge yuvarlağın içerisinde. işte şu şekilde çarpı var üzerinde. Sonraki sorumuza geçelim. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması doğrudur? A. Hızını arttırması B. Sert fren yapması C. Vitesi boşalması D. Vitesle, uygun vitesle inmesi Arkadaşlar doğru cevabımız Bu ne bir defa eğim var. Hangi yönde iniş? Şu şekilde olsaydı çıkış olurdu. Yani şu şekilde yukarıya doğru olsa. %10'luk bir eğim var aşağı iniş eğimi. Bu durumda ne yapmak lazım? Uygun viteste yolumuza devam edip inmek lazım o eğimli yolu. Doğru cevabımız D seçeneği. Hızımızı arttırmıyoruz. Zaten eniş ineceğimiz için. Sert fren yapmıyoruz. Vitesi boşa asla almıyoruz bu tür durumda. Sonraki sorumuz gelsin. Şekildeki taşıt yolu üzerine çizilen yatay işaretlemeye göre sürücü nasıl davranmalıdır? Şu işaretlemeden bahsediyor. Şunu ben sonradan koydum. Bununla bu aynı, aynı anlama geliyor. Cevabımız nedir o zaman? C seçeneği en fazla yani bu en fazla 50 ile gidebilirsiniz bu yolda anlamını taşıyor. Bu levhayı görürseniz de aynı anlam. Yere yazılmışsa da aynı anlamı taşır bu. Öndeki araç geçilirken geçiş şeridine ne kadar seyredilmelidir? Geçiş şeridinde sollama yapılırken geçilen aracın boyunun yarısı kadar geçilen aracın ön hizasına gelinceye kadar Karşıdan gelen araçla karşılaşıncaya kadar, geri görme aynasından geçilen araç görününceye kadar. Cevabımız nedir arkadaşlar? D seçeneği. Bir aracı sollama yaptıysanız sollama şeridinde durmak zorundasınız. O da nedir? Geçilen aracı bu aynadan, geri görme aynasından görünceye kadar. Doğru cevap D seçeneği arkadaşlar. Yani bunu görürseniz tekrar öbür şeride girebilirsiniz. Eğer görmediğiniz sürece o girmeyin. Araç size yakındır. Takip mesafesi çok yakındır. Kazaya sebebiyet verirsiniz. Sonraki sorumuza geçelim. Araç kullanırken yukarıda verilen belirtileri sürücüde sezilmesi halinde hangisi yapılmalıdır? Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatin toparlayamıyorsa. Bu belirtiler varsa hangisini yapacağız? Mola vermeli, yola devam edilmeli? Gözler ovuşturulmalı, baş dik tutulmaya çalışılmalı. Doğru cevabımız A seçeneği bu durumda mola verilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi mola demişken mola ile ilgili ne gelebiliyor sınavda? Bunlar geliyor, şu geliyor. 24 saatlik süreçte devamlı olarak bakın, devamlı kesintisiz olarak 4,5 saat sürebilir en fazla. 4,5 saatin sonunda mutlaka mola verilmesi zorunlu. Ama şöyle yapabilir. 4,5 saat sürer. 45 dakika mola verir. Sonra bir dört buçuk daha sürer. Toplamda da 9 saat sürecek. Bir gün içerisinde yani 24 saat içerisinde toplam 9 saat ama sürekli molasız buçuk saat. Unutmayın bunu birbirle karıştırmayın. Yine takograf cihazın sorabilirler. Takograf cihazı neyi tespit ediyordu? İşte bu aracın kaç saat kim tarafından kullanıldığını tespit ediyor. Aracın hızını denetliyor. Yine kayıtları hafızasında tutuyor. Bu hafızada tutulan takograf cihazındaki kayıtlar araçta bir ay iş yerinde 5 yıl saklanmak zorunda. Yine çıkıyor sınavda onun için söylemek istedim. Bir de bu takograf cihazını hangi araçlarda bulunduruyorlar? Kamyon, otobüs, ticari araçlarda yani daha çok işin kısası. Onu da unutmayın. Geçelim. Park halindeki araca çarpan sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Trafik görevlisinin haber vermesi doğru. Zarar verdiği aracın sahibini bulması doğru. Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması bu etik değil doğru da değil. Doğru cevap C. Biz de zaten yanlış arıyoruz arkadaşlar. Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi ek cama sileceklerin arasında numaranızı bırakırsanız o sizi bulur en azından. Doğru cevabımız burada C seçeneği. Sonraki sorumuza geçelim.